ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarını yetkisiz bir şekilde soykırım ilan etmiştir. Yaptığı açıklama sıradan bir açıklama değildir. Öncelikle Türkiye'ye karşı, İran'a, Rusya'ya, Suriye'ye karşı bütün Asya'yı hedef alan bir savaşın hücum borusunu öttürmüştür. Bu değerlendirme Biden'ın bir tarih, bir insan hakları değerlendirmesi değil, doğrudan Türkiye'yi tehdittir. Asya'yı tehdittir. Perinçek İsviçre davası kararları soykırım yalanlarını bitirmiştir. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Ahim'de sözde Ermeni soykırımı yalanını bitirerek ABD emperyalizminin planlarını yerle bir etmiş, tarihe gömmüştür. Bu arada sözde Ermeni soykırımı yalanları ile uzun yıllar Sayın Doğu Perinçek'le Talat Paşa Komitesi'nde birlikte mücadele eden ve komitenin başkanlığını da yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Sayın Rauf Denktaş'ı rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun. 2015 ve 2017 yıllarında Perinçek İsviçreli Ali Mercan ve arkadaşlarının İsviçre davalarında kazanılan tam 3 tane karar vardır. Dünyada işler haline gelen bu ahim kararlarını yeniden hatırlatıyoruz. 1. 1915 olayları Holokost olarak adlandırılan Yahudi soykırımından farklıdır. Aynı kategoride değerlendirilemez. Yahudi soykırımı yetkili mahkeme kararıyla hükme bağlanmıştır. Özetle, mahkeme kararı yoksa soykırım da yoktur. Birleşmiş Milletler 1948 tarihli soykırımı önleme ve suçluların cezalandırılmasına dair Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesinin 17 Aralık 2013 günü açıkladığı ve yine Ahim Büyük Daire'nin 15 Ekim 2015 günü açıkladığı Perinçek İsviçre davası kararlarına göre 1. Soykırım Birleşmiş Milletler 1948 Sözleşmesi'nde açıkça tanımlanmış bir suçtur. Soykırım suçunun varlığına ancak eylemi yapıldığı ülkenin yetkili ceza mahkemesi veya yetkili uluslararası ceza mahkemesi karar verebilir. 1915 olayları sırasındaki eylemlerle ilgili yetkili ceza mahkemeleri Türkiye'nin yetkili ceza mahkemesi ve uluslararası ceza mahkemesidir. Parlamentolar, hükümetler, belediyeler, akademik kuruluşlar, üniversiteler herhangi bir eylemin karşılıklı kırımın soykırım suçu oluşturduğu konusunda hüküm kuramaz, karar veremezler. Değerli basın mensupları, bugün ABD haritada görüldüğü gibi Karadeniz'de Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan'daki askeri üsleriyle Ege ve Doğu Akdeniz'de Dede Ağaç, Selanik, Larissa'dan Girit'e kadar Yunanistan'daki üsleriyle Güney Kıbrıs, Rum kesimindeki askeri yığına ve Suriye'de Irak kuzeyindeki üsleriyle namlarını Türkiye'ye ve bütün Asya'ya karşı çevirmiş durumdadır. Ermeni soykırım yalanları ve Biden'ın açıklamaları işte bu harita üzerinde değerlendirmelidir. Gördüğünüz gibi Suriye, Kuzey Irak, Suriye, Güney Kıbrıs, Girit, Yunanistan, Bulgaristan tamamen Amerikan üsleriyle çevrilmiş durumdadır.